Para Babaları adlı oynatma serimin 5. videosuna hoş geldiniz. Türkiye'nin en zengin kişileri denilince aklınıza hemen Sabancı, Koç, Murat Ülker gelir. Ama bir isim var ki 5 yıldır Türkiye'nin en zengin kişisi olan Murat Ülker'in 2019 yılında ilk ve son kez tahtını deviren Murat Ülker'in videosunu da yorumdaki linkten izleyebilirsiniz bu arada. Avrupa'nın 9. büyük inşaat şirketi, dünyanın ise 23. büyük müteahhit firması Rönesans Holding'in kurucusu Erman Ilıcak. İsmini çok az duymuşsunuzdur ya da hiç duymamışsınızdır büyük ihtimalle. Daha çok Rusya ağırlıklı olmak üzere yurt dışı çalışan Rönesans İnşaat ama Türkiye'de de önemli işleri imza attı. En önemlisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni inşa etti. Türkiye'deki şehir hastanelerini Rönesans Holding inşa etti. Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ve son olarak Başakşehir'deki Çam ve Sakura şehir hastanelerini inşa etti. İsviçre'de 57 kilometre uzunluğunda dünyanın en uzun demiryolu tünelini yaptı ve ünlü Ajax takımının Amsterdam stadyumunu yeniledi. Türkiye'nin Murat Ülker'den sonra en zengin kişisi olan Erman Ilıcak, kişisel serveti 4.4 milyar dolar ile en zengin ikinci kişisidir. Rönesans Holding'in hikayesini sonuna kadar dinlemenizi istiyorum. Çok önemli bilgiler var bu araştırmamda. Rönesans Holding'in 28 farklı ülkede yüzlerce milyon dolarlık inşaat ihaleleri var. Öncelikle Rönesans Holding'in hangi ülkelerde olduğuna bakarsak Asya, Avrupa ve Afrika'ya yayıldığını göreceğiz. Pekala Rönesans Holding hangi ülkelerde faaliyette? En önemli dış pazarı Rusya'da, Almanya'da, İsveç'te, Hindistan'da, Cezayir'de, Mısır'da ve Saint Lucia'da. Nasıl başladı bu hikaye? Erman Ilıcak bu inanılmaz başarıya sıfırdan ulaştı. ODTÜ mezunu olan Erman Ilıcak, Enka Holding'de inşaat mühendisi olarak çalışıyordu. Görev yeri Beyaz Rusya'ydı o zamanlar. Yani Rusya'nın değiştiği yıllar. Erman Ilıcak buradaki potansiyeli gördü ve hiç kimsenin yapamayacağı bir fikre kalkıştı. Enka inşaattan ayrılıp kendi şirketini kuracak ve kendi işini yapacaktı. Enka Holding'in sahibi Şarık Tara'dan izin alıp ayrıldı. Her girişimci gibi önündeki en büyük engel olan parası yoktu. Ailesini istememesine rağmen 1994'te Rusya'nın St. Petersburg şehrine gitti. Küçük bir otel odasına yerleşti. Kendisi, tercümanı ve muhasebecisi vardı. 3 kişiyle başladı Rönesans şirketinin serüveni. Büyük hayallerle başlayan bu yolculuğun ilk işi 140 metrelik bir ofisin yenilenmesi olacaktı. Kadrolaşma içinde gazetelere ilan veriyordu. İş yapmak zordu. Çünkü 90'lı yıllarda Türk firmaların hemen hemen hepsi Rusya'daydı. Kritik karar aldı. Orta halli ailenin eğitimli çocuklarını kendi saflarına kattı. Üniversiteden mezun olmuş zeki kişileri direkt işe alıyordu. İşe yaramıştı gerçekten. İşler hep iyi gidecek değildi ya. 1998 yılında Rusya'da kriz patlak vermişti. Firmalar tek tek Rusya'dan çıkıyordu. Alarko İnşaat'ta Rusya'dan çıkmaya karar verdi. Erman Ilıcak da Alarko Holding'deki işi bilen 45 kişiyi kendi şirketine aldı ve hayatının fırsatını oluşturdu. Bu transferle küçük şirketten orta halli şirket olmuşlardı. Rönesans Holding'in Rusya'da kimle iş yaptığını anlatan Erman Ilıcak, "Biz işlerimizi başkalarından aldık. Türklere ait alışveriş merkezlerini de biz yapmadık. Oysa bu alanda biz dünyada üçüncüyüz. Rusya'da 80 tane alışveriş merkezi yaptık. İşverenlerimizden %100'ü yabancı. Bugüne kadar 600 tane kontrat bitirdik. Bunlardan 599 tanesi yabancılarla oldu. Ekmeğimizi dışarıda arıyoruz," diyordu. Erman Ilıcak ilk büyük işini 1996 yılında 10 milyon dolarlık devlet ihalesiyle aldı. Uluslararası şirketlerin fabrikalarından mega alışveriş merkezlerine kadar bütün işleri şirketine almayı başaran iş adamı 12. yılın sonunda Rönesans İnşaatı dünyanın en büyük şirketler arasında eklemeyi başardı. Rönesans Holding, inşaat, gayrimenkul yatırım,
ve enerji üretim alanlarında faaliyet gösteriyor. Renesas Holding şu an Rusya'nın en büyük ikinci müteahhiti. Gelirlerin %70'ini yurt dışına sağlıyor. Merkezi Ankara'da olduğu için ülkeye döviz getirilmesine ve cari açığın finansmanına katkı sağlıyor. Renesas Holding, Hollanda'nın 5. büyük inşaat şirketi olan Ballast Nedam şirketini satın aldı. Bu şirketle Hollanda, Rotterdam'da yaklaşık 1 milyar avro tutarında yol ve tünellerden oluşan The Blankenburg Connection projesini de tamamladı. Bu proje o zaman Avrupa'da yılın kontratı seçildi. Renesas Holding'de yan dallarıyla birlikte 78 bin kişi istihdam ediyor. 78 bin kişi 64 milletten kişiyi barındırıyor. Holdingin cirosu 5.4 milyar dolardır. En büyük sözleşmesi 2 milyar dolar olmuştur. 2019 yılında 462 metrelik Avrupa'nın en uzun binası olan Lacta Center'ı Rusya'da inşa etti. Proje aynı zamanda insanlık tarihinde inşa edilen en yüksek 20 binadan biri konumundadır. Buraya dikkat edin, en büyük doğalgaz tedarikçilerinden Rusya'da en büyük doğalgaz işletme tesisi Amur Doğalgaz İşletme Tesisini inşa ediyor. Sadece İsviçre'nin değil, dünyanın en büyük projelerinden 57 kilometre uzunluğu ve 2300 metre derinliğiyle dünyanın en uzun ve en derin demiryolu tüneli olarak adlandırılan İsviçre Alplerindeki Gotthard Base Tüneli'nin inşasını üstlenen konsorsiyumda yer aldı. Türkmenistan'da dünyanın doğalgazdan benzin üreten ilk tesisini açtı. Türkiye'de 9 AVM'si olan Renesas Holding 9 tane daha AVM inşa ediyor. Toplam inşa ettiği AVM sayısı 18'i bulacak. Para babaları oynatma serimin diğer videolarını izlemek isterseniz hemen tıklayın, kanalıma göz atın. Para babaları oynatma serisinde kimler mi var? İlk önce Koç ailesi, sonra Sabancı ailesi, Murat Ülker ve son olarak da Vestel'in sahibi Zorlu'yu çektim. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Beğendiyseniz abone olmanızı, beğenmediyseniz de canınızın sağlığını dilerim.